Evet, şimdi operatör doktor Tolgay Şatan'ın hastası Serdar Oymacı bizlerle birlikte. Serdar Bey omuzundan ameliyat olmuş. Hikayesini dinliyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hikayenizi dinleyelim mi Serdar Bey? Tabii ki. Yaklaşık 6-7 senedir devam eden bir omuz ağrım mevcuttu. İş hayatında hareketsizlikten veya bazı yanlış hareketlerden oluştuğunu düşündüğüm bir ağrıydı. Son bir sene öncesine kadar bir şekilde idare etmeye çalışmıştım. Geçtiğimiz sene ağrı aşırı bir şiddetlenmeyle uyutmaz hale, hatta oturup hareket edemez hale getirdi. Çok ciddi bir ağrıydı. Doktor Tolgay Bey de arkadaşım olduğu için kendisine danıştım. Tabii ki operasyon hep her hastanın en son tercihi olduğu için kendisinden ilaçla tedavi yapılması mümkün müdür diye öncelikli bir bilgi almaya çalıştım. Son bir umut ameliyat. Evet, son bir umut. Ve MR çekilmesini talep etti. Ben de çok problemli bir hasta olduğum için MR en son çekelim lütfen. Bir başlangıçta ne yapabiliriz diye sordum ve ilaç tedavisine başladık. Yaklaşık 2 ay kadar bir ilaç tedavisi oldu. Fakat herhangi bir netice vermedi. Aksine ağrılarım artmaya da devam etti. Tabii ki teşhis konulması açısından da bir MR çekilmesi söz konusuydu. Klostrofobik olduğum için bir yöntem bulduk ve bir şekilde MR'ım çekildi. Sonuç itibariyle sağ omuzumda bir kas yırtığının mevcut olduğunu, bunu çok basit bir ameliyatla Doktor Tolgay Bey'in tabiriyle halledebileceğini belirtti. Omuz artroskopisi operasyonuyla omuzumdaki yırtığı geçen sene, bu zannediyorum Ağustos ayıydı, operasyonla işte benim tabirimle diktiler. Sonuçta operasyon yaklaşık 2-3 saat sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Kendime geldiğimde kendimi gayet iyi hissettim açıkçası operasyon sonrası. Bir gece yatmamda fayda olduğunu belirtmesine rağmen Tolgay Bey'in, ben dedim evimde yatayım müsaade ederseniz. Ve dolayısıyla böyle bir ameliyattan sonra akşam evimde yattım. Mükemmel. Evet, ertesi günde kontrol için Doktor Tolgay Bey'in muayenehanesine gittiğimde herhangi bir sorunun olmadığını, sadece bir yaklaşık 15 gün kadar dikkat etmemi, kolumu askıda tutmam mümkün mertebe, yüklenme olmaması açısından ve dışarıdaki hayatımda da insanların çarpması gibi konularda kendimi sakınmamı tavsiye etti. Bu 15 günlük periyodu atlattıktan sonra omuz askısını da çıkardım ki